Hem dediğin gibi sakatlıklar iyileş, iyileşti. Hem hakikaten çok üst üste maç oynadılar. Değil mi Avrupa maçları? Trabzon da iyileşti ya. ama hocam. Vişçalar, Mişçalar da iyileşti. Arkadaş. kara kara karga gibi adam ya. Karga <laughs> kar gibi ya. Kötü haber vermek için ya. Biz Fenerbahçe'ye iyileşmişten mutlu olurken. Trabzon'unkiler de iyileşti falan. He, onu da unutma ama hocam ya, şimdi ya Unutmuyorum. Zaten içimde benim. Hepsini biliyorum ben. Unutmuyorum. Niye ikili bir hatırlatıyorsun ya? Niye böyle benim Fenerbahçe olunca içime böyle bir karamsarlık sokuyorsun sen? Özel mi yapıyorsun bunu? Gerçekleri konuşalım diyor hocam. Ya biz yalanları mı konuşuyorum ben? E tamam işte ama ben de bir taraftan bakma diye yani. Ya Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için şimdi Fenerbahçe tarafından bakıyorum Messi Can'cım ya. Onun için yani tabii ki Trab ya Trabzon'un sakatları dediğim gibi iyileşti. Trabzon'un sakatları iyileşmese dahi Trabzon deplasmanı zordur zaten yani. Trabzonspor elindekilerle bir 11 bile çıkarsa Fenerbahçe'nin işi orada çok zor. Tribün baskısı, atmosfer. Anlatabiliyor muyum? Aradaki puan farkının kapanması için. Trabzon maçı çok zor ya Fenerbahçe için. Çok zor. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer oradan 3 puanla dönebilirsen bu zorluklar içerisinde Fenerbahçe bayağı yol olur. Yol alır yani Fenerbahçe. Hakikaten yol olur. Ya müthiş bir yol alır. Tekrar eski Ters, havayı yakalar. Ter tersi olursa Trabzon kazanırsa Trabzonspor, Beşiktaş. Herkes tekrar yarışın içine. Tekrar hı hı hı. hem de nasıl biliyor musun? Atmaca bir herkes bu işin içine var. Galatasaray demiyorum zaten Galatasaray yarışın zaten içinde. Çünkü Galatasaray ikinci yarıya yüzde yüz bir İstanbulspor galibiyetiyle başlayacak iç sahada. Anlatabiliyor muyum? Yüzde yüz bir galibiyetle başlayacak. E Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle olursa zaten lider olacak. O motivasyonla falan zaten Galatasaray bu işin içinde sonuna kadar var. Trabzon'la Beşiktaş Fenerbahçe'nin kaybetmesini daha çok bekliyorlar. Tekrar yarışa dahil olmak için. Fenerbahçe kazanırsa onun için söylüyorum. Galatasaray hariç diğer iki kulübün gardı düşer. Bak söylüyorum Fenerbahçe Trabzon'u Trabzon'da yenerse Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk iddiaları şeye düşer artık. <laughs> Umutsuzluğa düşer. Umutsuzluğa bağlanır. Mucizelere kalır diyorsun. E, ya mucizeden dışarıda hani e, camialarda da şey olur. Ya bu Mutfener'e bak. Zaten bizden 7-8 puan öndeler. Maçı da kazandılar. Trabzon'la daha da fark açılmış olacak eğer Fener yenerse. Biz nasıl kapatacağız? Bir de Galatasaray da var arkadan geliyor diye bir umutsuzluk hakim olur Trabzon ve Beşiktaş camialarında. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde. Ama Fenerbahçe galip gelirse Galatasaray zaten kazanacağı için Galatasaray Umutsuzluğa falan düşmez. Galatasaray gene zaten devam edecek. Bence totem yapıyorsun. Galatasaray kesin kazanacak diyerek. Ben totem çok yaparım. Haklısın ama bu maça yapmam. Yani böyle maçlara yapmam ben. İşte İstanbul Spor maçına totem falan yapılmaz. Hakikaten yapılmaz. Niye yapılmaz? Yani Galatasaray 7-0'lık müthiş bir galibiyetle ilgi kapattı değil mi bu araya? E, ee, sen de Giresun mağlubiyetiyle kapattın. <laughs> Tamam işte biz zor maça gidiyoruz diyorum. Yenersek diyorum. Ya Hiç zor... belli olmaz hocam işte o. Abi biz zora gidiyoruz. Zor, zor diyorum. Hem moral motivasyon açısından hem dediğim gibi zorlu bir deplasman. Galatasaray çok üst düzey bıraktı. Moral motivasyon olarak çok üst düzeyde değil mi? Başakşehir'e 7-0 görkemli bir galibiyet. Moral olarak çok üst seviyede kapattı. Şimdi oradan başlayacak. Kendi sahasında 50 bin kişi rakip de İstanbulspor. Yani bu maça totem hakkımı kullanamam ben. Yani totem yaparım doğru söylüyor. Doğru, şey çağrı ama bu maça kullanmam o hakkımı. Bu maça kullanmam. Bu, bu, bu maça var ya totem diye elini de bağlasan bir yerlerini de sıksan <laughs> falan filan bir şey çıkacak gibi değil. Anladın mı? Yani oradan bir şey çıkmaz. Ondan sonraki haftalarda bakarız. Yapılacak yani totem yapılacak maçlar var. Vallahi herkes Giresun maçına da Fenerbahçe için kesin kazanır diyordu ama olmayınca olmuyor hocam. Tabii ki olmayınca olmuyor. Ama Giresun maçına çıkarken yine bende şöyle bir korku ol vardı. Lan bu Giresun gene böyle bir maça Galatasaray maçına da öyle gitti İstanbul'a değil mi? He? Galatasaray'ı yendi. Onları da yendi. Bir sıfırda Galatasaray'ı yendi. Çok enteresan değil mi? Çok. He? Galatasaray'a gitti orada İstanbul'da Galatasaray'ı burada bir sıfır yendi. Lig bu lig. Bu işte bu sene. Hakan Hoca arkadan, çalışıyor hocam büyük arkadan Bizi, Hakan Hoca da hep 3 büyüklere çalışıyor galiba. Vallahi hep Başka büyük da ben Giresun'un çalış... kimseyi yendiğini hatırlamıyorum Depka <laughs> Hakan işi gücü bıraktın oğlum. Ölüyü diriyi bıraktın. Gözü bize mi diktin evladım? Yani. İstanbul'u yeneyim yeter diyor hocam. Ne yani? Bu, vallahi bile kaç onun da kaçıncı senesi? O var ya da kapatacak galiba. Kapatacak. Kaç sene oldu ya? Dördüncü senesi oldu. Vallahi galiba. Abi sevdi galiba Giresun'u. Fındıklar, mındıklar kıyak mı oğlum Hakan öyle orası kıyak. Çotanak Hakan. He, Çotanak Hakan. Hakan Keleş pırlanta gibi bir çocuktur. Çok eski tanırım çok. Vallahi çok eski tanırım. Çok iyiydi. Mesela o Edirne Edirne Spor futbolcusuydu. Düşün. Edirne Spor'da oynuyordu. Ciğerini bilirim diyorsun. 18-19 yaşında Edirne Spor'da oynuyordu. İlk takım Profesyonel takım. Nereden biliyorsun? O ara ben de Karagümrük'te falan oynuyordum. Yaşım şeydi o zaman. 35 falan bırak, futbolu bırakmıştım. Karagümrük takımını üçüncülükte hem çalıştırıyordum hem de futbolcu gibi menajer gibi. Anladın menajer mi? futbolcu. He, evet. evet, evet. ara sıra kendimi oyuna sokuyordum biliyor musun? O zaman Edirne ile maç falan yapmıştım. Çık bu ben gireceğim. Bu diyorum. gencecik bir oğlandı Hakan Keleş. Sarışın böyle. Çok iyi sağa çıktı. Sonra Süper Lig'de falan çok oynadı. Ama ilk takımı Edirne Spor'du. Hakan Keleş'e nereden geldi? Giresun'da Abi bu, bu program var ya enteresan. İki senedir mi He? İki senedir. İki senedir mi? Aa bana aa, sanki 20 senedir orada bir... gibi Çok değilmiş. Tamam Hakan kal devam et oğlum. Evet. Seneye bir daha gel gel olur mu bizi? Hem bizim hem Galatasaray'a gel İstanbul'da yani olur mu oğlum? He? Evet. <laughs> Bazı hocalar da böyledir biliyorsun değil mi? Yani üç büyüklere karşı inanılmaz bir şeyi tutar. İşte orada totemi mi, Uğur'u mu? Yani denk mi geliyor, ne geliyor? Bazı hocalar böyledir. Her neyse yani nefis bir lig bizi bekliyor. Belki oyun kalitesi açısından değil. Belki değil kesin değil. Yani Türk futbolunun Türk liginin oyun kalitesi hakikaten bu dünya kupalarını şampiyonlar ligini falan seyredince bizim futbolun kalitesi yerlerde. Ama bu heyecanı da açık konuşalım hiçbir yerden almıyoruz. Yani süper ligdeki heyecanı <laughs> bu dünya kupasından alıyor muyuz? Almıyoruz. Şampiyonlar Ligi maç seyrediyoruz, maç keyfimiz tavan yapıyor ama maç heyecanı tavan yapmıyor. Öyle değil mi? Biz çünkü kendi ligimizde birbirimizi kızdırıyoruz, rekabet ediyoruz. Dolayısıyla ben dört gözle ligimizin Türkiye Ligi'nin başlamasını bekliyorum. Dört gözle. Sen ama... şimdi Türk hakemlerinin de mi özledin? Yok ya Allah korusun onları bin yıl görmesem aklıma gelmez Türk hakemi. Şimdi var hakemlerine falan yabancı geliyormuş bir şeyler oluyormuş. Bugün okudum gene sosyal medyada. Var hakemler artık yabancılardan olacakmış galiba. Güzel inşallah orta hakemlere de gelir sıra. Ben yani, Dünya Kupası'na bir bakın ya. En kötü hakem dediğim bu Dünya Kupası'nda kim var ben çok takip edemedim. Çok kötü yönetti. Rezil bir hakem diyeceğiniz hangi hakem var? Kaç maç oynandı? Bir ton maç oynandı. Ben de maçın maçının çok eleştirilmiş. Eleştirilmiş Kanada miydi? Ben hatırlamıyorum Abidin hakemini bile. Bütün hakemlere bak. İranlısı, Milanlısı, Zimbabwe'li, Zambiyalısı neyse. Vallahi bizim Türk hakemlerinden iyi yönetiyorlar maçları. Bir sıkıntı var mı maçlarla? Yok. Bir kere şunu görüyorum ben. Güney Amerikalı hakemler var. Çatır çatır maç oynatıyorlar. Hiç kesmiyorlar değil mi Yok, hocam? Devam devam. Orta sahada ne mücadeleler? Eyvah ayağımı kırıldı diyorsun. Oynanıyor, devam diyor. Ve yerde yatan, yani açık söylüyorum kaba bir tabir, dümenden Dümenden yerde yatan oyuncu yok. Bir dümen yapayım diyor. Hakeme es geçince hemen kalkıyor. Fark ettiniz mi? Hani böyle düşüyor, bakıyor hakeme. Hakem oynatınca kalkıyor. Bizimki hakem oynatsa da kalkmıyor. Devre arası gelse bile kalkmıyor valla. İlla bana geleceksiniz diyor. Türk <laughs> Yatıya gelmiş. Oyuncu. Yatıya gelmiş. Yorgan, yastık olsa kenardan ben uyuyacak. Bizim Türkiye Ligi'nde oyuncu yere düştün mü? Kalk. Böyle. Hakem foul vermese de, oyun oynatsa da o kalkmıyor abi. Sonuçta diyor seyircim var, ıslık mıslık illa diyor durduracak oyunu. Onun için kalite yerlerde. Ama hastayız işte kardeşim ne yapalım yani. Yani Türkiye Ligi olmadan da makara olmuyor. Birbirimizi kızdıramıyoruz. Heyecan olmuyor değil mi? Futbol programlarında konuşacak bir şey olmuyor. Gariplikler olmuyor. Bizim futbolumuzun gariplikleri de güzel. Mesela garip garip şeyler oluyor bizde değil mi? Oturup maçı bırakıp onları konuşuyoruz bir buçuk saat. O kadar çok malzemesi var ki Türk futbolunun, Türk Ligi'nin. Ben onları özledim. Özledim kardeşim. Onun özledim için. formanın kokusunu evet. özledim. Evet. Bolo Plus izleyicileri, özellikle Ters Köşe izleyicileri bu videonun altına lütfen sevdiğiniz, beğendiğiniz bir şarkı sözü yazın. Haftaya burada Messi Can, Çağrı, Doruk, siz de çalışın Eren. Burada seslendireceğiz. Ama lütfen şarkılar Abidik kubidik şarkılar olmasın. Hani anladım böyle. Hocam hani... bizi ne hale <laughs> soktun ya. Var ya. Piyanist şantör gibi çıkacağız haftaya. Evet abi ama diyorum yani şey damar şarkılar olsun. Türk sanat müziği, arabesk, fantezi tarzı şarkılar olsun. Öbe, yavrum neredesin? Üç beş benden berdesin. <laughs> Öyle falan abuk subuk neydi o şarkının adı? He, Doruk ne, sen ne. bilirsin. Neredesin hocam? Neredesin? Kim söylüyordu? Ezel. He? Ezel. 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 Ezel diye biri söylüyormuş. Yavrum neredesin? Böyle öyle garip garip. Sakın öyle şarkılar yapma. Ezel öyle söylemiyor. Piyanız çocuk öyle söylüyor. E, ne? ne? O piyanız çocuk öyle söylüyor. Ezel öyle söylemiyor ki. E, kim söylüyorsa işte o şarkıyı söylüyorum ben. Dinliyorum onu. Gemine kadar neredesin? <laughs> Yavrum ne. Öyle garip sabuk, abuk subuk şarkılar bilmeyiz biz. Bize damardan, Cengiz Baba'dan, Müslüm Baba'dan değil mi? Öyle Türk sanat müziği olabilir. Bize öyle şarkılar yazın söz. Haftaya öyle gireyim yayınladık. Evet. Daha ya? Değil mi? Hadi hocam her hafta artık bir adım daha yaklaşıyoruz Süper Lig'e. 15 gün kaldı neredeyse. Öyle Tabii mi? Tabii can. Oh, bitiyor canım. bak. Güzel güzel maçlar oynanacak. Artık bundan sonra major takımlar evet. Dünya Kupası da sonlanıyor yavaş yavaş. Senin Brezilya'da şampiyonluğa artık ilerliyor. Tamam. Fenerbahçe'nde geliyor. Oh, oh maşallah oh, hocam be. Bu sene Benim, senin senem. Buhu se ne, Obrigado. Até lego, até lego.